İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Evet, bizler şu imtihan yurdunda hastalıklar, sıkıntılar ve musibetlerle imtihan olacağız. Demek dünya bir imtihan yurdudur. İmanın keyfiyeti, derecesi imtihanlarla ortaya çıkacaktır. O halde her vakit bir musibet, bir hastalık, bir dert bizi yakalayabilir, her an bir imtihana tabi tutulabiliriz. Başımıza gelen musibetlere sabretmek, imanın derecesini yükselten en büyük kemaldir. Bu musibetlerin içinde hastalık olanları ise, aslında sabırdan ziyade şükredilmesi gereken bir nimet hükmündedir. Hastalık bir nimet midir ki şükredelim dediğinizi duyar gibiyiz. Hastalıkla geçen ömür dakikaları şikayet etmemek şartıyla mümin için birer saat ibadet hükmüne geçebilir. Zira ibadetler iki kısımdır. Birincisi namaz, oruç, hac gibi malum ibadetlerdir. Diğeri ise kulun aczini, zaafını, fakrını hissederek Rabbine sığınıp yalvarmasıdır. Ki bu hem halis hem de riyasız, manevi bir ibadettir. İşte hastalıklar ve musibetler kula aczini, fakrını hissettirerek onu bu halis ibadete mazhar eder. Kul hastalandığında aczini ve çaresizliğini öyle içten hisseder ki Allah'a karşı tam bir teslimiyetle yalvarmaya, yakarmaya ve dua ve ibadet kapısında durmaya başlar. Çünkü o hastalık ancak Allah'ın emriyle ona gelmiştir. Dertlere derman olacak, hastalığa şifa verecek ancak Allah'tır. Aczini, zaafını, fakrını tam hissederek halis ve samimi bir şekilde Rabbine öyle sığınıp öyle yalvarır ki o hastalıkla geçen ömür dakikaları onun için artık bir ibadet hükmündedir. Bu makamda Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva, şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sahiha vardır. Hatta bazı sabreden ve şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıkayla sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, teşekkür et. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığı hakkında birçok rivayet vardır. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Kim kaldırılıncaya kadar musibete güzelce sabrederse Allah ona 300 derece yazar. Her iki derece arasında sema ile arz arası kadar mesafe vardır. Kul hastalandığında sol tarafındaki günahları yazan meleğe yazma denilir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de önceden yapmakta olduğu amellerine yazdığından daha güzel sevap yaz. Çünkü ben onu sizden daha iyi tanırım. Ve onu amel işlemekten alıkoyan da benim denilir. O halde ey nefsim, şu imtihan yurdunda hastalıkla imtihan ederken bile
seni rahmetinden mahrum etmeyen ve o sıkıntıların arkasında sana rahmetiyle muamele eden, ömür dakikalarını birer ibadet hükmüne getiren Rabbine şükret ve ona hamd et. Ve anla ki bu dünya lezzet ve keyif yeri değil, ancak imtihan yeridir. İman ettim dediğin Rabbin seni imtihan ediyor. Sabret ve hastalıkla geçen şu ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getiren ve seni halis bir kulluğa yönelten Rabbine şükret.